Arkadaşlar merhabalar. Çay Kahve'nin yeni bir bölümüyle yine karşınızdayız. Bugün yine Massimo ile birlikte bugünkü konuğumuz Quickshipper lojistik firmasının sahibi Çetin Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Nasılsınız? İyisiniz? İyi vallahi koşturuyoruz. Herkes ne kadar iyiyse biz de o kadar iyiyiz bugünlerde. Şimdi isterseniz öncelikle şeye bir de başlayalım. Sizi tanıyalım Sizi ve isterseniz firmayı bir. kısaca bir tanıyalım. Hem firma ya da şöyle yapalım isterseniz. Yani sizi bir tanıyalım öncelikle. Tabii. Ondan Biraz sonra böyle Quickshipper e-ticaretin geçmişiyle aynen alakalı öyle. yapmış olduğunuz birkaç bir şey vardı ya. Onlardan da bahsederseniz izleyen arkadaşlar hani bugünlerde kullandıkları şeylerin temelinde biraz Ya emeğiniz olduğunu da görsün. tabii ki şöyle birkaç konu var aslında. Ben aslında Ankaralıyım. Yani yaklaşık 30 yaşlarında falan İstanbul'a geldim işte. Uzun süredir de İstanbul'dayım. Ama hasbelkader bu şeyde Ankara'da üniversiteden sonra işte birkaç yabancı şirkette çalıştım. Sonra yabancı şirketlerde çalışırken de DHL'in Ankara'daki şube müdürlüğünü yaptım. Ondan sonra TNT'ye girdim. Yaklaşık 27 yıl falan TNT'de çalıştım. En sonunda işte TNT FedEx'in 2016 2017'de genel müdürü olarak ayrıldım. Ama aradaki tabii birçok şey var. Ne bileyim TNT'nin Asya'da satış direktörü olarak çalıştım. Bir Türk ekspat olarak 14 ülkeden sorumlu olarak çalıştım. Ama lojistiğe pardon, Gibi. lojistiğe adanmış bir ömür Ömür diyebiliriz yani. diyebiliriz tabii. Asya'da çalıştın diyorsunuz. Tabii. Türkiye'den mi yönetiyordunuz? Hayır, orada yani Neredeydiniz? 7 yıl önce Filipinler'de, Manila'da, sonra Singapur'da bölge ofisinde. Ama fiziki olarak işte Japonya, Güney Kore, Hindistan, Singapur, Tayland hepsinde Şu çalıştım. Asya taraflarında bu herhalde bir tek Japonya ile Singapur'u ziyaret etmek isterdim. Yani nedense bu Singapur'un bir şeyi var. İnsanlarda algısı hep çok iyi. Bilmiyorum neden bu arada. Çok Bir de belki de çok çok iyi. güzel bir yer de olabilir bu arada. Bilmiyorum yani. Ya şöyle şimdi dünyada eski İngiliz kolonisi olarak kurulmuş belli merkezler var. Bunlar şimdilerde finans merkezi olmuş durumda. Bunlar işte bir tanesi Dubai, bir tanesi Singapur. Gene mesela şeyde Malezya'da eski Georgetown. Yani bunlar hep İngiliz kolonisi olarak kurulmuş. Sonradan finans sistemleriyle çok iyi yerlere gelmiş ve küçük küçük ülkeler konumunda. Aslında mesela Hong Kong da bunlardan bir tanesi. Ama ne oldu? İşte Hong Kong daha sonra Çin'e devroldu ama gene ekonomi sürekli finans kurumları tarafından götürülüyor ve aynı zamanda lojistik şirketleri tarafından götürülüyor. Yani dünyanın en büyük limanları, dünyanın en büyük banka merkezleri gibi düşünebilirsiniz. Dubai de bunlardan bir tanesidir aslında. Yani nüfusun kompozisyonuna bakarsanız Çok ciddi bir yabancı kozmopolit var. Mesela benim çalıştığım dönemde yaklaşık Singapur'da 2,5 milyon kişi vardı. Mesela 800 binli ya. işte Yabancı. yabancıydı. Kozmopolit diyebiliriz de. Çok kozmopolit tabii ama çok gerçekten kuralları belirlenmiş. Evet. Çok güzel ülkeler. Yani Ama çok temiz, özellikle çok. Japonya'yı ben çok duydum. Doğası Evet. yani ve insanlarıyla alakalı Japonya ile ilgili çok olumlu şeyler duymuştum. Olumsuz birkaç bir şey de var ama Var mı? işte var. Ne var? Yani işte intihar sayıları vesaire. Oralarda işte o Evet. Ha, tekil bu çok yaşam. enteresan bir şeydir. Bakın ben Asya'da çok yani böyle televizyonlarda paneller falan yapılıyor tabii. Ben de zaman zaman Filipinler'de özellikle A medya dediğimiz panellere birçok kez katıldım orada. O panellerde bir tartışma konusu vardır. Bizim insanlarımız neden mutsuz? Hangi ülkeler tartışır bunu? En çok Singapur. Bakın dünyanın kişi başı şeyinde gelirinde en yüksek ülkelerden bir tanesi. Hatta yanlış bilmiyorsam ilk üçte. Fakat buna rağmen yani insanları mutsuz. Japonya aynı şekilde intihar oranları çok yüksek. Evet. Güney Kore aynı şekilde intihar oranları çok yüksek. Aile içi şiddet çok fazla yani bu ülkelerde. Elbette bunu konuşmayacağız ama sadece meraktan soruyorum şimdi konu geldi. Sebebi mi? Neden? Yani Bireysel yaşam, bencillik. Oralarda biraz daha bizde mesela nasıl biraz daha aile hep beraber pikniğe gideriz. Arkada amcamız oğulları bir arabada Doğru. hep Kat beraber. katılıyorum. Yani şu aslında para mutluluk vermiyor ailelere. Evet. Senin söylediğin çok önemli bir şey var Mehmet Akif. Yani bireysel yaşama geçtikçe insanlar daha mutlu olmuyor aslında.
daha mutsuzluğa doğru gidiyor. Bunun zaten maddiyatla bir şey olmadığı çok belli. Çünkü yok. Bakarsanız mesela Avrupa tarafına doğru gelin. İntihar oranlarının en fazla olduğu yer mesela Norveç, İsveç, bu tarz yerler. Nordik ülkeler ki. Burada da mesela maddi açıdan hiçbir problem yok. Enteresan. Yani, demek ki parayla saadet olmuyor lafı doğru. Yani aslında biz tabii sosyolojist değiliz ama. Tabii. Şöyle bir şey var. Yani işin doğasına baktığın zaman insanlar daha sosyal oldukça daha mutlu oluyorlar. Evet. Bireyselleştikçe daha mutsuz oluyorlar. İşte inanç sistemleri bunu etkileyen şeyler. Evet. İnançsızlıklar bunu etkileyen şeyler. Ya da işte bazen de ekonomik buhran altında çöken aileler var. İntiharları getiriyor. Evet. Yani birçok faktörü var yani. Anladım. Tamam siz neyse devam konumuz edin. Bu değil zaten evet, ama konumuz bu gene değil. De açılmış. Aynen, geldik. O Asya'da bizim beyaz yaka görevler bittikten sonra evet. Dediniz ki şimdi biz... Evet yani 2017'de ayrıldım. İşte bir iki başka Türk şirketlerinde üst düzey yönetici olarak çalıştıktan sonra 2019'da dedim ki ya ben bir şey yapmalıyım artık. Yani kendi şirketimizi belki bir startup olabilir dedim. Hı-hı. Belki şirket olabilir. Kuralım ve bu kadar dünyada network'ümüz var. Çünkü ben dünyanın birçok gümrüklerinde çalıştım. Birçok projeler ürettik. İşte artık Türkiye'deki KOBİ'lere ve yeni gelişen e-ticarete bir şeyler yapalım. Yani bir katkımız olsun şeklinde bir girişimde bulunayım dedim. Fakat çok hızlı büyüdü tabii şeyle pandemiyle birlikte. Bir anda hiç beklemediğimiz yerle çok ciddi bir hacim geldi. Ve biz de onunla birlikte özellikle çok güçlü bir yazılımımız var bizim. Onu geliştirdik. Yani şunu istiyoruz biz. Mesela ne bileyim Adıyaman'da ya da Malatya'da Ayşe teyze Amerika'da birisine bir şey gönderecekse aynı böyle yurt içi kargo, Aras kargo gibi çok rahat bir şekilde göndersin, teslim edelim ve bizim panelimiz üzerinden izlesin, kime teslim edildiğini görsün, kullanım kolaylığı olsun. Böyle bir şeyle yola çıktık. Böyle bir misyonumuz var bizim. Aslında benim misyonum şuydu hep, yani bu kargo işini Türkiye'deki her Türk vatandaşı için uluslararası boyuttaysa eğer kolaylaştıralım ve çözelim. Dolayısıyla da Türk ekonomisine bir katkısı olsun. İnsanların e-ticaret işine bir katkısı olsun. Onun için sürekli olarak bizim şöyle bir şey yapıyoruz. Mesela karlarımızı büyütelim diye bir şey yok. Yurt dışında çok iyi bir kontrat yakaladık mı hemen fiyatları aşağıya çekiyoruz mesela. Ki kullanıcılar daha iyi bir fiyata ulaşsın. Yani bu tip şeylerimiz var. Yani biraz yıllar sonra dedim ki biraz da işin sosyal boyutu olsun. Yani artık 2019'da başladınız. 2019'da başladık. İşte o zamandan beri devam ediyoruz. Geçen sene aşağı yukarı 24 bin müşteriye yani tekil ve tüzel kişilik olarak fatura kesmişiz. Bunlardan 7 bini falan düzenli çalışan müşteri. Bu şekilde çalışıyoruz. Yani asıl ihtisas konumuz da Amazon teslimatları. Burada çok iyiyiz. Yani hem Amerika'daki Amazon depolarında hem Almanya'da ve İngiltere'de yani sürekli düzenli bir şey alıyoruz. Tam teşekkür olacaktım. Alıyoruz. Çalıştığınız ülkeler ağırlıklı Türkiye'den hangi? İlk beş hangi ülkeler? Ya Amerika zaten. Zaten o, biliyorsunuz. Bu Amerika'daki 800 dolarlık bir gümrüksüz geçiş sınırı olduğu için hani bir de çok büyük bir pazar. Türkiye'den çıkışların %75-80'i zaten Amerika'ya çıkıyor. Dolayısıyla birinci ülke Amerika. İkincisi İngiltere ki İngiltere'de halen bizim iyi kontratlarımızı ve hızımızı yakalamış bizim tipimizde şirket yok. Uluslararası şirketlerden sonra en iyisi diyebilirim. Ama ciddi de bir fiyat farkı var yani. Meraktan soruyorum ben hiç yapmadım. Türkiye'den İngiltere'ye genellikle karayoluyla mı yollanıyor? Yok böyle? Bizim bütün işimiz uçak. Uçak tamam. Neden yakalayamıyorlar? Ya şöyle yani oradaki mesela gümrükten çekim partnerimiz çok eski ve iyi bir şirket ve benim çok eskiden tanıdığım birisi. Dolayısıyla çok iyi fiyatlar yani veriyor. Beyaz yakalın, geçmiş beyaz yakalın bugünlere yansıması mı onlar? Tabii yani tamamen. İyi bir network var o tamamen anlamda. Tamamen network'ümü kullanıyorum yani başka bir şey değil. Amerika dedik, İngiltere. Almanya'da çok iyiyiz. Hı hı. Almanya'da Amazon teslimatlarında çok iyiyiz. Mesela uluslararası şirketler sürekli vergi çıkartırken biz birçok şeyi gayet rahat bir şekilde hani tabii legal açıdan girerek ama evet. işi çok daha hızlı yaparak sorunsuz teslim edebiliyoruz. Yani bizim büyüme alanlarımız bunlar. Gene bir başka şey de mesela Hollanda Postanesi'nin Spring diye bir şeyi vardır. Uluslararası ürünü vardır. Mesela bunun da Türkiye temsilcisiyiz. Çok ucuz fiyatları mesela dünya. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Avustralya'ya takıyı biz
9 euroya gönderiyoruz. Türkiye'de Avustralya'ya takı göndermek isteyen birisinin alabileceği en iyi fiyat 21-22 eurodur mesela. Kaç güne gidiyor? Express şirketleri 5-6. Günde gidiyor. Biz 11-12. Günde teslim ediyoruz. Yani Avustralya için iyi bir rakam. Seçenek yani. Seçenektir. Yani bunları dolayısıyla daha iyi bir fiyat aldığımız zaman onu tekrar revize ediyoruz falan yani. Böyle peki başlarken direkt aslında e-ticarete yönelelim diye mi başlamıştınız yoksa biz böyle bir şey yapalım derken bir anda e-ticaretle mi tanıştık? Yani ben KOBİ ve e-ticaret diye düşünüyordum ama e-ticaret pandemide tabii KOBİ'leri evet. Çok solladı geçti. Ama yani son yıllarda e-ticarette bu işte Etsy'nin kapatmalarından ne bileyim Amazon'un kapatmalarından falan kaynaklanan bir düşüş var. Özellikle son 1,5 yıldır çok hissedilir bir şey var. Ama sonuçta tekrar canlanacaktır, gidecektir. O pazara giren de var. Yani evet çıkan da var ama giren de var. Bir de şeyi sormuştun sen. Daha doğrusu geçenlerde konuşmuştuk. Türkiye'deki özellikle e-ihracat yani ETGB tebliğinin hazırlayan bir grup vardı. Biz bunu ta 2006-2007'lerde başladık. Yani evet. Bu serüven biraz oradan mı başlıyor? Aslında evet. Yani Türkiye için konuşuyorum. O zamanlar çok böyle e-ticaret... Yıl kaç burada? 2006-2007. 2006-2007'de bu konularla ilgili belirli mevzuatlar yazılırken tabii o zaman siz herhalde beyaz yakaydınız. Belirli bir yerde X şirketinde diyelim hangisi olduğunu bilmiyorum. O zaman hangi şirketti? TNT'deydim. TNT işte böyle olunca doğal olarak sonuçta devlet de klasiktir bu. Hemen bizim o dernek mantığı gibi hemen gider bir kurumlara sorar. Böyle bir şey yapıyoruz. Siz ne dersiniz? Ya da buyurun hazırlayın verin. Aslında sormadılar. Şöyle siz yaptılar. Siz mi hazırlayıp verdiniz? Yok hayır. Dediler ki biz böyle bir şey düşünüyoruz. Siz tabii iki büyük şirket o zaman Türkiye'de en büyükleri. DHL ve TNT'ydi. Genel müdürlerini ve satış direktörlerini davet ettiler. Dediler ki böyle bir komite oluşturacağız. Bunu siz de bir şeyler hazırlar mısınız? Biz oturduk yazmaya başladık. Yani 2006 o günler... değil mi? Evet. İşte e-ticaretin temelleri yani atılırken. Yani şöyle olmalı, böyle Çetin olmalı. Çetin Bey orada onunla da şeylerini ben biliyorum i̇mzası bu konuyu. Varmış. Evet imzası yani var. Ya 300 euroya kadar mı olsun, 15 bin dolara, 300 kiloya kadar mı olsun, 150 kiloya mı olsun? Bunları oturduk biz tartışmaya başladık. Sonra yazmaya başladık. Arkadaşlar şey demesin şimdi izlerken. Şu 800 lirayı 8 bin yapamadınız mı o zaman? Yazamadınız mı? Yok Amerika için değil. Amerika kendisi yapıyor. Evet doğru. Tabii yani Türkiye için mi yapıyorsunuz? Türkiye'deki e-ihracat tebliği hazırlanırken e-ihracat ama yine globale gönderilip ve globale satılıyor. Ciddi katkılarımız oldu. Yani bugün diyorlar ya e-export yapın, e-ihracat yapın. Hani ki ben de kesinlikle savunuyorum. Çok kişi bunu böyle numune gibi gönderiyor ama evet. Bunların resmileşmesi hem devlet kanadında çok önemli şey. Hem göndericilerin büyümesi açısından çok önemli bir katkı. Bu bahsetmiş olduğunuz şey cahilliğimi mazur görüyorum. Yok estağfurullah. Biz uzun senelerdir sizin gibi işte ben de yurt dışındayım çok iyi bilmiyorum. Bu bahsetmiş olduğunuz şey bu son dönemlerde hani yurt dışından bir şey alıyorsun Türkiye'ye geliyor. O tam yok, tersi. O değil, tam değil tersi. Mi? Bu e-ihracat. İçeriden dışarıya. Tamam, Türkiye'deki satıcılardan evet. Bahsediyoruz. Tamam. Onların gönderdikleri e-ticaret gönderilerinin yasal hale getirilmesi yasal ve e-ihracat olarak kayda geçmesi hem vergi iadesi alabilmeleri için iyi hem de devletin bunları bir şekilde kayıt altına alması evet. Demek bir takım teşvikleri bu göndericilere kullandırması demek. Bu çok önemli bir şey aslında. Evet. Yani son yıllarda da bayağı Ticaret Bakanlığı'nın çalışması var. Siz de izliyorsunuz. Evet evet ciddi teşvikler de var. Teşvikler var. İşte e-ticaret konsorsiyumları kuruldu. Onlara teşvikler geldi. Şirketlere teşvikler bu arada geldi. Şeyi de söyleyeyim. Ben dün bizim arkadaşlara gönderdim araştırın diye. Bu konsorsiyum deyince aklıma geldi sizin. Konsorsiyumlara bazı danışmanlık firmalarını da ekleme kararı almışlar. Evet. Yani buradan bizi izleyen danışmanlar için de söyleyeyim. Hani belirli teşviklerden de sizler de faydalanabilirsiniz. Biraz araştırın yani. Ben evet. Arkadaşlara dedim bir araştırın biz de başvuralım yani. Çünkü gerçekten ciddi faydalar oluyor. Çok somut hale gelmedi. Böyle bir düşünce var şu anda. Evet. Çalışıyorlar üzerinde ama yani özetle ben şunu söyleyeyim. Bugün yürürlükte olan tebliğin belli kısımlarını evet ben kaleme aldım. Benimle birlikte bir arkadaş daha var şu anda Belçika'da yaşayan bir Türk. O da kaleme aldı. Biz tabii bunları götürüp bakanlığa şöyle olsun böyle olsun dedik o tarihlerde. Bazı yerleri olduğu gibi aldılar. Bazı yerleri değiştirip aldılar. Ama ta 2006'larda 2007'lerde başlayan bir serüven bu aslında ama 2010'dan 2011'den itibaren daha böyle gerçekçi hale gelmeye başladı. Evet. Somut hale gelmeye başladı. Şimdi ben yaklaşık bir senedir falan buradayım. İstanbul, Türkiye'deyim.
Yani şöyle bir düşünüyorum. Ciddi söylüyorum bunu. Yani biz bu işi yapıyoruz diye falan söylemiyorum ama. Yani şöyle ihracat tarafı, e-ticaret tarafı özellikle işte Türkiye'deki olan insanların, KOBİ'lerin, küçük iş yerlerinin, büyük iş yerlerinin, hatta devlerin. Yani inanılmaz büyük bir açık var ya. Yani şu ülke için inanılmaz derecede faydalı bir şey ya. Yani kesinlikle. Bu çok girmek, benim daha çok girdiğim, Mehmet Akif'in beni frenlediği taraflar bunlar ama yani bunların 2024 senesinde bu kadar ağır ilerlemesi tabii yani, ki devlet nezdinde elbette ki yani bu yurt dışında da oluyor. Buna bir şey söylemiyorum ama yani burada inanılmaz bir açık var abi ya. Yani çok şeyler yapılabilir burada ya. Yani Türkiye gibi bir yerden işte ürünlerin Amerika'ya yollanması. Üretimin fazlalığı olması sebebiyle de böyle bu arada. Her şeyin üretimi var bizde yani. Ya biz aslında Türkiye'yi çok iyi bilmiyor bizim halkımız ya da bu işi yapacak insanlar. Yani Türkiye Çin'den sonra, ben o coğrafyada da yaşadığım için söylüyorum. Çin'den sonra Avrupa'ya en yakın bir üretim güç merkezi. Evet. Gerçekten böyle. Yani bizim şöyle çevremizdeki ülkelere bakın. Türkiye gibi üretim yapabilen, Türkiye kadar ihracat potansiyeli olan ikinci bir ülke yok. Sayamazsınız bana yani. Kimdir hani burada ve biz bunu nereden sağlıyoruz? İşte Türkiye'den Avrupa'ya yakınlığımız var. Bu bir avantaj. Böyle sağlıyoruz. Çin tüm dünyaya sağlıyor. Yani dolayısıyla Çin bunu başarmış durumda. Bizim daha gidecek çok yolumuz var. Çok haklısın. Bir örnek vereyim size. Çin'in toplam ihracatının bugün aşağı yukarı %30-33'ü arası e-ticaretle yapılıyor. Devasa bir rakam yani. Bizim ise toplam ihracatımızın %3'ü henüz e-ticarette. Ve Ticaret Bakanlığı bir hedef koydu. 2026 itibariyle bunu %10'a çıkartmak için. Ama %10'a çıkartmak için de çok ciddi bir şey var. Çaba gerekiyor yani. Çok kolay şimdi değil. Şimdi şöyle abi. Yanlış anlamayın lütfen. İlk kez tanıştık ama abi diye hitap ediyorum. Büyümüşsünüz sonuçta. Yani Çetin abi şöyle bir şey var. Yani bazen görüyorum abi. Eleştirmiyorum abi bunu ama görüyorum abi. İşte diyor bilmem ne diyor, bilmem ne diyor, Bilecik'e gitti. Abi giden ne bakıyorum? Yani hayatımda tanımıyorum bile. Yani acaba kim biliyor merak ediyorum. Ya o adam orada ne anlatıyor abi? Yani ne söylüyor acaba Amazon'la ilgili abi o adam? Çünkü ya da ihracatla alakalı. Hadi ihracat. Yok bir dakika, sağlamasını şöyle yapalım mı? Şimdi siz bu işe temel atmış birisiniz. Şu an bizim bu Etiket Derneği dışında bir göreviniz var mı bu konuyla alakalı? Kendi şirketiniz o bir nevi ticari girişim. Yok hayır. Yani zaman böyle hani şeylerle konuşuyoruz. Bunu şey için soruyorum. Belki bugün bu tecrübeden aslında belki faydalanılması gerekiyor. Ya da farklı noktada biz belki bu noktada biraz headhunter'lık yaptık sizle beraber en azından derneğe davet ettik. Beraber sağ olun belirli katkılarda bulundunuz. Öyle değil mi abi? Yani işte bu kişilerin biraz daha böyle şey olması yani gerekiyor. Yani abi şunu anlatmaya çalışıyorum Çetin abi. Yani senin etinden, sütünden, kemiğinden, iliğinden faydalanması lazım ya. Şimdi bakıyorum abi işte bilmem ne diyor bakanlığı diyor şuraya gitti. Bakıyorum adama. Yani, ya kendini bile ikna edememiş ki karşındaki adamı nasıl ikna edecek anlatabiliyor şey muyum var ama abi? Onu söyleyeyim ben hani yeri gelmişken. Şu an Hasan Bey var. Mesela Hasan Bey çok güzel çalışıyor. İnanılmaz iyi bir yer çalışıyor. Şimdi hakkını yememek lazım. Yok. Yani devlette bu işi baş koymuş kişilerden bir tanesi Hasan Önal. Sen belki yurt dışındasın diye ama yurt dışındaki hemen hemen herkes. Hatta şöyle Hasan Bey bence şu dönem için bence bir şans olabilir. Tamam abi Hasan. Öyle bir bürokrat bulmak çok zor çünkü yani. Kesinlikle yani özel sektör gibi çalışıyor. Çok etkili işler yapıyor. Ama tabii yapıyor. Onun dışında ekstra onun kadar yapabilen var mı? Evet, yok tabii. Evet ama öte yandan da şöyle bir şey de var. Mesela bir takım konferanslarda falan görüyorum. Orada da haklısın. Mesela birisi çıkıyor hani bir şeyler anlatıyor ama yani evet. Toplam yarım saat 45 dakika dinliyorum. Not alamıyorum yani. Evet. Yani not almam gereken bir şey var ama not alamıyorum yani. Dolayısıyla haklısın yani o konuda da. Ama çok değerli kişiler de var yani. Ben size o zaman şöyle bir soru söyleyeyim. Sizce bunun iyileştirilmesi ya da ilerlemesi, %10'a çıkarılması hedefi var ya. Sizce hangi sebepten çıkarılamıyor ya da daha hızlı ilerlemiyor? Birincisi örnek vereyim. Kayseri'de ilk bilmem ne öğreticisi ya da Trabzon'da
Hadi Kayseri'de mobilya, Trabzon'da kazazi yapan ablamız. Böyle kurumsal ve bir şahıs örnek vereyim. Biz gidip ona ticaret anlattığımızda acaba devlet yeterli teşvik sağlayamıyor ya da biz anlatamıyor muyuz? Yoksa bizim üretenlerimiz, hani mesela ben bunu birebir yaşamıştım bazı şeylerde. Mesela bunu her muhtemelen danışman yaşamıştır. Belirli bir firmayla görüşüyorsunuz ama o kadar kapalı ki para harcamaya. Yani diyorsun ki bununla çalışamayız yani. Hani gün görüşme yaptık, gitmez, ilerlemez. Burada sizce bu anlayışta mı bir eksiklik var? Yoksa hayır, aslında bütün anlayışlar devlet eliyle değiştirilebilir. İşte Çin örnek verdik. Acaba öyle mi olmalı? Hangi taraftan böyle bir destek sağlanmalı? Ya biraz kültür, biraz da yaptığımız yanlışlar var. Mesela bu pazar yeri uzmanları var biliyorsunuz. İşte Amazon uzmanı diye, evet. Etsy uzmanı diye bir sürü insan çıkıyor. Yani bir şeyler anlatıyorlar falan ama. Şimdi önce bir kere bunlar çok değerli bence. Yani bu uzmanları hep eleştiriyorlar ya, bir şey öğretiyorlar, öğretmiyor. Bence çok değerli. Çünkü o birisini harekete geçirip de bir şeyler sattıracaksa ya da ona ön ayak olacaksa, yol gösterecekse, bu hani paha biçilemez bir şey. Ben öyle düşünüyorum ama biz biraz kültürden, biraz kültürsüzlükten diyeyim, çok hızlı para kazanmaya meyilli bir milletiz. Altın. Yani çok şey duyuyorum. Mesela geçenlerde birkaç kişiden ayrı ayrı duydum. Bir uzman etiketiyle bir arkadaş çıkıyor. Yaklaşık 14-15 kişiden 3.500-3.000 dolar arasında paraları topluyor. Ondan sonra Amerika'ya dönüyor ve telefon izini de kaybediyorlar yani. LinkedIn'deki hesabını siliyor, bilmem neyi siliyor falan. Ya bu böyle olmamalı aslında. Gerçekten uzman kişiler birilerinin elinden tutup bu işe başlatmalı. Veyahut da o ticareti yapmalı, para kazanınca bir yüzde almalı, evet, diye doğru düşünüyorum. Değil mi? Doğru değil mi? Evet. Yani bu sizin konunuz gerçi, benim konum doğru, değil doğru. Ama. Yani yanlışlardan bir tanesi burada. Yani uzmanlarımız var ama kaç tanesi gerçekten uzman, bunu tespit etmek biraz zor. Onun dışında başka bir şey var. Mesela Çin bu işi %30'lara getirirken devlet ciddi şekilde mesela taşıma subvansiyonu verdi. Hı hı. Yani taşıma şirketi işte Çin'den Amerika'ya kilo başına 5 dolara taşırken Çin dedi ki sen 1,5 dolarını e-ticaretçiden alacaksın, 3,5 dolarını ben ödeyeceğim devlet olarak. Şimdi bu çok büyük bir katkı yani. Tabii. Yani bunlara para akıttı yani Çin. Onun dışında işte bu mega merchant olayı var Çin'de. Yani bütün üreticiler belli çatılar altında birleşti. O çatıları Çin sübvanse etti. Şimdi aynı şey Türkiye'de yapılmaya çalışılıyor. Mesela şu anda e-ticaret konsorsiyum sayısı 9'a, geçen aydan itibaren 9'a ulaştı. Fakat bu arkadaşlar ciddi bocalıyorlar. Evet. Yani hem kültürden dolayı bocalıyorlar hem de hani sonradan belki teşvik alacaklar ama kimse götürüp de mallarını hadi bakalım sen bu işimizi sen yap demiyor. Burada da kültür şöyle çalışıyor bizde. Yani insanlar elinde üretimi olan insanlar e-ticaret konsorsiyumuyla konuşurken farklı bir noktaya gidiyor. Diyorlar ki ya ben bu adama bu kadar para ödeyeceğimi 3 tane adam alırım kendim yaparım diyor mesela. Bu da yanlış. Aslında uzmanlık olan yerlere bu işleri yaptırmak lazım. Ama Çetin abicim, belki de ben çok at gözüyle bakıyorum tabii ki, bilemiyorum ama ya çünkü yani o adama onu anlatabilecek ve onu ikna edebilecek birileri olmalı. Anlatabiliyor muyum o üreticiyi vesaire abi? Evet. Yani sen şimdi buraya... Ama üreticide de biraz bununla ilgili bir aşk şevk olmalı ama yani. Onu anlıyorum ama sen şimdi abi oraya birisini götürdüğün zaman yani bu adam biliyor ama hiç yapmamış ki hayatı boyunca. Evet. Dolayısıyla senin ikna kabiliyetin de bir yerde tıkanıyor tabii abi. Bunu kesinlikle haklısın. Üreticinin de istemesi lazım. Elbette ki. Bak abi bir şey anlatacağım sana. Tabii. Dün ne oldu? Dün ben Kapalı Çarşı'ya gittim. Mehmet Akif biliyor. İşte bizim bir altın işimiz var. İşte yurt dışı fuarları vesaire vesaire. Biliyor musun abi? Yani Kapalı Çarşı'da son derece iyi iş yapan bir yere gittik. Aynı zamanda atölyeleri de var. Üretici. Abi adama diyorum ki mesela. Ya abi diyorum ya. İşte diyor ki bana işte senede 800 kilo altın sattığından bahsediyor ki altının kilosunun 82-83 bin dolarlarda olduğunu düşünürseniz yapın işte hesabını. Ya diyorum işte biz diyorum Amerika'daki fuarlara gideceğiz vesaire diyoruz. İşte anlatıyoruz sizin diyoruz ürünlerinizi burada sergileriz.
Siz Amerika'daki müşterinin ne istediğini biliyorsunuz. Atıyorum beni alın mesela. Ben de 16 senedir Amerika'da yaşamışım. Ben de Amerika'daki adamın ne aradığını, yani ne aradığını bilmiyorum ama nasıl konuşulması gerektiğini biliyorum. Yani o ikna kabiliyeti biraz evvel bahsettiğimizden bahsediyorum, öyle değil mi? Sonuçta bu çay bardağı olur. Sonuçta birisinin satış yapması lazım. Yani tabii, satış zaten tabii. Dili bir. Abi mesela adamla Amerika ile ilgili konuşuyorsun ya. Abi %100 eminim biliyor musun Çetin abi? Yani kimse gidip anlatmamış şu Amerika'yı bu adama. Yani Amerika deyince çok ütopik bir şey geliyor böyle adamın aklına. Hani zannedersin ki bunu sen yaşıyorsun. Hı-hı. Bana anlatmıştın birkaç kez. Hani zannedersin ki abi başka bir gezegene gidelim abi. Hani Mars'a falan gidelim diyoruz adama. Çünkü abicim, çünkü anlatılmamış ki adama bunlar. Mesela diyor ki bana, ya işte diyor Amerika'daki diyor işte teşvikler var mesela. Fuarlara katılan şirketlere biliyorsunuz, evet. Değil mi? Haberi yok abi adamın. Bilgisi yok yani bununla ilgili. Doğru. Bak abi, Çetin abi, kapalı çarşının içindeki bir adamdan bahsediyorum abi ya. Ya işte kuyumcular birliğiydi, ıvırıydı, zıvırı yok mu kardeşim? Dolaşmıyor mu ya kapalı çarşı? Yani bütün her şey kapalı çarşıda dönüyor. Bizdeki odalar biraz farklı çalışıyor. Öyle değil abi. Yani yanlış odalar mıyım aydan, Çetin aydan. Abi bu anlattığımda? Doğru, haklısın. Ya, yanlış mıyım üstad? Doğru. Yani orada sürekli birinin bir, ya bu kuyumcular bir, ne bileyim bir odası modası falan olmalı ya. Her gün bir adam dolaşmalı ya bu kuyumcuları. Kesin. Ya Amerika'da 6 ile işte beraber gidiyoruz. 6-9 Ekim'de diyoruz işte Miami'de şey var, fuar var mesela diyoruz mesela. Bilmiyor abi, kapalı çarşıdaki adam bilmiyor abi. Kimse kesin, söylememiş kesin, abi. Kesin gitmesi lazım değil mi? Öyle bir değil de tabii belli bir yaş sınırından sonra şey var. Dil bariyeri de var. Yani evet. Şimdi mesela yeni mesela senin yaşlarındaki kişiler çok fazla hayır İngilizce biliyorlar. Yani tabii. Sorun yok çok fazla. Hatta ben görüyorum mesela dizileri bile İngilizce izliyor artık birçok kişi. Ama biraz böyle 45 yaşın üzerine falan çıkarsan ki kapalı çarşıdaki patronların hepsi tabii. O şeydedir. Yani adını söylemek bile çok zor yani o adam için. Dolayısıyla biraz dil bariyeri var. Ama bu değişecektir diye düşünüyorum ben ya. Benim en çok gözümü açan ne oldu biliyor musunuz? Çok enteresan bir şey. 2022 yılı Kasım ayında bizim bir takıcı müşterimiz bir günde, Kasım'ın 20'siydi çok iyi hatırlıyorum, bir günde 22 bin sipariş aldı. Üretmesi mümkün değildi yani. Ve bir anda hemen ne yapayım derken ben işte yılbaşı nedeniyle tatile çıkıyorum, dükkanı kapatıyorum diye bir açıklama yapıp bir süre askıya aldı. Yani bir tek takıcı günde 22 bin sipariş alabilirse, yani bu potansiyel varsa Türkiye'de, düşünün yani bu nerelere koşması lazım artık. İnanılmaz. Bu arada 22 bin, meraktan soruyorum, 22 bin sipariş bir anda nasıl geliyor? Bir günde aldı. Bir günde nasıl geliyor? Ya bir yerde falan mı acaba, viral falan mı olmuş bir video falan? Yok yok, zaten hani hani Kasım Aralık aylarında normal satışı aşağı yukarı 16 tane şeyi var. Tamam. Dükkanı var. Okey. Şeyde e-ticaret dükkanı, kimisi Etsy'de, anladım, kimisi anladım. Amazon'da, kimisi işte... Toplam rakam olarak. Toplam rakam. Toplam rakam. Yani zaten küçük bir kobi falan değil yani, anladım. Yok yok, zaten normal satışı yani şu aralar bile günlük 4-5 bin satıyor yani. Anladım. Ciddi bir satışçı yani. Peki, şimdi siz biraz daha böyle masanın lojistik tarafındasınız. Evet. Masanın bu tarafında genç arkadaşlar muhtemelen izleyecek ya da bazı firmalar, kurumlar izleyecek. Onlara buradan ne söylemek istersiniz? Yani işte arkadaşlar şöyle başlayın ya da bakın e-ticaretin şöyle bir güzel tarafı var, buradan başlayın gibi ne tavsiye edin? Bir de şimdi tabii geçmişte dediğim gibi bir de tecrübeniz de var. Tavsiyeleriniz neler olur? Ya benim aslında ben bu işin uzmanı değilim. Biz kargocuyuz ve daha iyi kargo şartları bulmak için uğraşıyoruz göndericilere. Ama izlediğim şeyler, hani yaşadığımız şeyler var. Bu demin anlattığım örnek öyle bir şey. Yani denemesi lazım ya herkesin. Ben öyle düşünüyorum. Ve bu mesela Essie'nin dükkan kapatmaları çok yıldırdı insanları. Özellikle son 1,5 senedir. Evet. Bunda bir pattern var mı? Yani neyi kapatıyor? Bilen var mı? Çok yok. Çok açıklama da vermiyorlar. Bir de şey diyor, reason da vermiyor. De, bu sebep şu da demiyor. Evet, demiyor ama mesela o kapatmalar olmadan önce yani insanlar 2 tane 3 tane çay bardağını bile Essie'ye koyup satıyorlardı yani. Çok enteresan. Ama şöyle değil mi? Hani demin de onu konuştuk ya. Deneme maliyeti çok düşük bir iş olduğu için işte herkes denemeli. Yani
bugün X bir şey üreten bir firma için yani bu işin maliyeti, yurt dışına bir malın gönderimi bilmem nesi 300-500 tane gönderse zaten ürünü kendi üretiyor. Tabii ki belirli ürünler var, çok pahalı olabilir. Ama hani birçoğu genelde işte üretici ise üretim maliyetinden ziyade diğer maliyetlerden dolayı belki yapmıyor. Ama ne olacak yani bir 200-200-300 tane bir denemelik. Orada bir store açacak. Açtıktan sonra işte sizler vasıtasıyla gönderecek, deneyecek. Belki bir tecrübe edecek, biraz daha geliştirecek. Ya şurada eksik yapmıştık. Kesinlikle. Yani bu deneme maliyeti ne kadar olabilir ki? İnanılmaz az onun için. Ve bunun ama olursa ki karşılığı, yani tuttuğunda biraz böyle amiyane tabirle karşılığı inanılmaz fazla. Dolayısıyla bunu kesinlikle denemeleri lazım. Bu cümle bence doğru. Hem bunu genç, ben onu da söyleyeyim. Bireysel olarak genç arkadaşlar da denemeli. Kobiler ya da işte dediğim gibi büyük firma da olabilir. Yani geçen vardı bir tane bir beyefendiyle konuşurken dedi ki biz dedi traktör parçası üretiyoruz. Dedim ki bunu dedi satabilir miyiz? Dedim ki son kullanıcıya hitap ediyor mu? Yani o adam şimdi Amazon'da satacaksan biraz öyle olmalı. Yani evet dedi benim ürettiğim parça şey. Peki dedim yani örnek veriyorum. Ben dedim iki tane bildiğim firma vardı o Amerika'dan aklıma gelen. Türkiye'de de gerçi onlar kullanılıyor. John Deere'la dedim Massey Ferguson'dan değildi o parçayı. Niye senden alsınlar? Ben zaten onlara parça üretiyorum dedi adam. Şimdi düşünebiliyor musun? Adam onlara alt şeylik yapıyor. Çok. Fason onlara mal üretiyor. Ama tabii sen bir tamam o marka değilsin ama adam bunu koydu yani bunu acaba seviyesine gelmiş yani. Bunun gibi çok firma aslında çok belki bu ya. Destekle yapılabilirse inanılmaz bir gelir de olur neler ülkeye. Neler var abi tabii, böyle tabii. Hikayelerde neler ama işte uyandırılmamış. Ama mesela yani, sokakta görsem ben o adama adam. Sorsam yani ben çok tahmin etmezsin onun en meşhur 2-3 traktör firmasına o parça ürettiğini yani. Tabii. Ama adam bunu yapıyor. Ama bu dünyanın hiç farkında bile değil yani. Acaba bir yerden duydum nedir diye soruyor adam. Ya çok haklısın. Ve ya, çok özür dilerim Çetin abi. %100 de şuna da eminim abi. O Amerika'daki o büyük markalar var ya yani böyle yani bizim üreticinin gırtlağına basıyordur. Yani adam artık böyle yandım Allah diyordur. Yani sana fason üretirken. Anlatabiliyor muyum? Ve hani bilse abi orada 4 katına 6 katına falan satıyor bunu. Adam der ki ya bu niye gırtlağıma basıyor yani benim bu kadar da. Ama böyledir. %100 evet. Eminim bu arada yani anlattığın hikayede. Özür dilerim abi. Buyur. Estağfurullah. Ben şeyi söyleyeceğim. Yani ben bir adım daha öteye gideceğim senin söylediğinden Mehmet Akif. Şimdi üretimi olan bir KOBİ'nin hani denemesi gerekiyor diyorsun ya. Bence denememesi ayıp zaten artık. Öyle bir çağda evet. Yaşıyoruz ki. Yani ben ne bileyim bir sandalye bacağı üretiyor olsam evet. Mesela birisi bana sorduğu zaman ya Amazon'da yurt dışına satışın var mı diye ya yok demekten utanırım yani. Bu kadar yani. Dolayısıyla yani %1'i de olsa üretimin kesinlikle bir yurt dışında Amazon'da ya da başka bir pazar yerinde bir satışı olması lazım. Yani bu çok geliştirilebilir bir şey. Çünkü o zaman içerisinde şunu görecek. O %1 evet. Öyle bir yere gelecek ki öyle bir gün perakendesini bile geçecek. Doğru. O zaman da diyecek ki ya ben bu işe neden daha önce girmemişim? İşte orada benim demin dediğim deneme maliyetinin tuttuğundaki karşılığını bence hiç hayal edemediği için hiç denemiyor. Ya da diyor ki ya buraya şöyle bir bütçe ayırmayayım. Halbuki çok inanılmaz düşük bütçeler. Ama özellikle üreticiler için söylüyorum yani. Bence kesinlikle bir de bizim ülke için. Yani biz hani dolar TL paritesi, iç pazardaki biliyorsunuz evet. İşte parasını alıp alamama, yok çekini 6 ay sonraya vermeye çekle dönen sektörler var yani biliyorsunuz. Tabii ya. Yani böyle bir yerde direkt yurt dışına satıp paranı alıyor olmak dolarla inanılmaz bir şey yani. Dün birisiyle konuşuyorum bana ne diyor biliyor musun abi? Amazon diyor müthiş kolye satıyor takı. Amazon diyor eğitim müthiş bir şey abi diyor. Niye abi diyorum? Abi diyor gösteriyor diyor 28'inde sana şu kadar ödeyeceğim diyor. Yödüyor abi diyor. Tabii. Burada diyor elinde çek var diyor. Adam diyor ki sana da bugünü diyor çek ödemeyeceğim. Çeki getir de diyor sana diyor başka bir çek vereceğim. Hadi arkadaşımız tanıdığımız bir iş yaptığımız adam. Gidiyoruz diyor çekimi abi bakmışım diyor 3 ay sonrasını çekini veriyor diyor. Onu da ödeyeceğinden emin değiliz ki zaten diyor yani anladın mı? Yani dolayısıyla abi kesinlikle Mehmet'in dediği gibi inanılmaz bir çek döngüsü var Türkiye'de. Hani adam Amazon'u falan deyince abi diyor ne kadar geleceğini biliyor musun? Evet abi 15 günde bir ne kadar yatacağını biliyorsun yani görüyorsun abi bunu. Abi diyor 15'inde gerçekten geliyor mu diyor para. Geliyor kardeşim 15'inde doğru, gerçekten para. Doğru. Bir de şöyle bir örnek de var yani hem ödemeyi açısından öyle bir de mesela Trendyol'da satıyorlar. Yani Trendyol'da birçok insanın ürünleri satılıyor ve memnun olan var, memnun olmayan var. İşte
komisyon oranlarının yüksekliğinden şikayet edenler var. Etmeyen de var. Çok şükür deyip para kazanıyoruz diyen de var. Şimdi şunu ben gözümle gördüm. Bir ürünü Trendyol'da 360 liraya satıyordu bir takıyı. Aynı takıyı Etsy'ye koyup yaklaşık olarak bunun 4 katına sattığını ve Trendyol'daki adetten daha fazla sattığını gördüm. Şimdi o zaman kardeşim bunu deneyeceksin ya, yapacaksın. Evet. İşte yarın öbür gün ödülü 4 katına gelecek. Satıyorsun, paranı zamanında alıyorsun. Öyle, bak, öyle bir seviyeye gelecek ki artık Trendyol'u yani maalesef kapatıp diyecek ki ben yurt dışına satayım ya. Ya Trendyol'da da satsın ama orayı gördüğü zaman zaten diyor ki ya bu yurt dışına e-ticaretle bir şeyler satmak bambaşka bir şey. Bambaşka bir şeymiş. Ben neden daha önce burada olmadım demeye başlıyor. Abi diyor ya işte yani vurmazsan gol olmuyor, anladın evet mı abi? Evet. Yani denemezsen vurmazsan olmuyor. Yani evet, gol yapılmıyor. Yani bir şekilde denemek lazım. Çok doğru. Sana bir şey soracağım abi. Tabii. Şimdi buradan Amerika'ya ürün yolluyor arkadaşlar vesaire, değil mi? Evet. Size ürünleri paketlediler, ürünü size teslim ettiler, değil mi? Biz adresten alıyoruz büyük şehirlerde. Tamam, kendi abi kuryelerimiz var. Kutunun içinde dedik sana bardak yolluyorum. Evet. Örnek. Evet. Siz bu kutuyu gelip de önce bir yollamadan evvel bir kontrol ediyor musunuz? Tabii kontrol ediyoruz. Açıyorsunuz içini. Açıyoruz. Ne olduğuna falan bakıyorsunuz. Tabii. Özellikle şöyle bir şey var. Türkiye'de çok fazla taklit göndericisi var mesela. İşte, tamam. O taklit göndericileri bir de ben aynı zamanda şey tarafındayım. Gümrüğün şu anda İGA'da gümrük muhafazanın da danışmanlık aldığı 4-5 kişi var. Onlardan bir tanesiyim aynı zamanda. Şimdi bizim paketimiz öyle bir şey çıkması demek yani benim bütün kredibilite, bütün şey yerlerde olması demek yani. Dolayısıyla açıyoruz, evet. Bu bir zorunluluk aslında. Zaten uluslararası kargo kuralları bunu gerektiriyor. Diyor ki taşıma şirketleri bunu açacak, bakacak. Uçak şirketleri X-ray'den geçirecek, yoksa uçağı yükleyemezsin. Hı hı. Ve varış ülkesinde de gümrük memurları orada biraz daha random selection yapıyorlar yani. Hepsini kontrol etmiyorlar. Hepsini kontrol etmiyorlar. Tabii Çetin abi nasıl etsin yani. Ama mutlaka belli bir yüzde ile bakmak zorunda diyorlar. Yani 2-3 tane aşaması var. Evet. Şimdi buradaki soru şu abi. Evet. Abi mesela var mı hiç bir hikaye? Çok hikaye. Abi şöyle bir şey yollamış. Adam İçinden şöyle demiş. İnsan çıktı. Bambaşka yani. çok hikaye var. Olmaz olur mu? Yani şimdi hepsini geçtim. Uyuşturucu hikayesi var mesela. Yani insanlar uyuşturucu koyup gönderebiliyorlar ama şunu bilmiyorlar mesela. Bizim depolarımıza ve gene bu uluslararası şirketlerin depolarını biz her zaman narkotik birimleriyle bir işbirliği içerisindeyiz. Yani gelir köpek dolaştırılır. Bunu bilmiyor adam. Yani mesela köpekler çok hızlı yakalarlar mesela şey, evet, uyuşturucu olayını. Yani bunlarla ilgili çok hikaye var da şimdi burada girdiğimiz örnek olmaması açısından. Doğru. Evet. Benim bizzat yaşadığım çok şeyler var. Yani olmaz olur mu? Yani insanlar deniyor ama Türkiye'de en yaygınını söyleyeyim ben. Hani uyuşturucuyu başka yollarla yapıyorlar. Çok sizdeki uluslararası kargo biraz çok denetimli bir yer. O yüzden çok buraya girmiyorlar. Ama şeyi sahte ürün mü? Sahte ürün. Evet, maalesef. İnanılmaz bir şey yani. İnanılmaz. Türkiye'de herkes bunu yapmak istiyor. Çünkü çok karlı ve alıcısı var. Ve kolay yoldan para kazanma. Kolay yoldan para kazanma. Çok fazla var. Ama öte yandan da şöyle bir şey var. Hani bunu yapanlarda bilmediği bir şey var. Her yakalananın isim ve TC'si gümrük muhafaza tarafından kayıt altına alınıyor. Yani bu bambaşka yerlere gidiyor. Yani evet. Dolayısıyla mesela kendi yakalatıyor. Anneannesinin ismini yazıyor. Sonra anneannesine bir gün bir yazı geliyor. tam bir güven abisi. Ya gerçekten hani insanlar bu arka planda neler dönüyor bunları çok iyi bilmiyorlar yani. Teşekkür abi. Teşekkür ediyoruz. Programımızın son kısmına gelmişken arzu edersen kapanışı sen yap. Söylemek istediğin bir şey varsa buyur ya da sormak istediğin ekstra bir şey varsa buyur sen sor. Keyifli bir sohbet oldu. Biz genelde bir saati çok geçirmiyoruz. Uzun yani geçirmemeye çalışıyoruz diyeyim. Biliyorsunuz artık yeni dönemde daha kısa, daha bilgi, daha kompakt videolarla. Ya bunlardan tabii kesintiler alıyoruz. Teşekkür ediyorum öncelikle size. Yani iyi bir sohbet oldu bence. Ederiz. Keyifli bir sohbet oldu. Bir de elimizden geldiği kadar bilgilendirmeye çalışıyoruz.
Senin söylediğin önemli bir şey var, onunla kapatmak tabii istiyorum. Yani Türkiye'de bir ürüne ulaşımı olan ya da bir üretimi olan herkesin mutlaka yurt dışı e-ticareti denemesi lazım. Ben bunu önererek kapatmak istiyorum. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Başka bir programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.